Merhaba sevgili arkadaşım, Ankara'ya ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca iyi ikilerle dolanların olur. Hadi şimdi gel, burada nelerle karşılaşacağını birazcık konuşalım. Ama başlamadan önce altıma modifiyeli bir tofaş çekip cinelere inciden şekil yapmama katkı sağlamak istersen videodaki reklamları tıklamayı unutma. Cine argoda manita demek bu arada, genel kültür olsun. Şimdiden eyvallah hadi böyle gel. Şimdi bu videoda Ankara raconu konuşulmayacak. Hani ortamıdır, şehirle alakalı kilit bilgilerdir, onların tamamını Naşure'ye bıraktım ODTÜ videosunda konuştuk. Birkaç dakika ayırıp izleyebilirsin oradan. Biz bu videoda sadece üniversiteni konuşacağız. Gazi Üniversitesi Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olmak gibi şerefli ve bir o kadar da billurlu bir ünvana sahip bir üniversite. Ankara içinde birkaç farklı yerleşkeye bölünmüş bir okul burası. Abi harbiden nefret ediyorum ya böyle parça pinçik üniversitelerden. Ya tamam, öğrenci sığmıyor olabilir, hadi anlıyorum da. Birbiriyle hiç alakasız yerlere üniversiteyi kampüs kampüs paylaştırmak kadar boktan bir çözüm olamaz. Agacım gerekirse az öğrenci alın şu okula. Herkes gazili olmak zorunda değil ki. Bu çünkü bildiğin eziyet yani. Hani bir merkez kampüs var ama oraya düşme ihtimali yüzde bilmem kaç. Ulan çok basit ya. Kapısında Gazi Üniversitesi yazan bir kampüs olsun. Başka da Gazi Üniversitesi olmasın ki hem orada okuyor olmanın bir ayrıcalığı olsun hem de öğrencinin kafası karışmasın, yeter de. Valla gergin başladık ama öyle gitmeyecek. Dediğim gibi rektörlük kampüsü dediğimiz merkez kampüsümüz haricinde Maltepe, Emek, Gölbaşı, Çubuk gibi yerleşkelerimiz bulunuyor. Ayrıca Ostim, Çankaya ve Polatlı gibi ilçelerimizde meslek yüksekokulları var. Adettendir merkez kampüsün üzerinde daha çok duracağım. Rektörlük kampüsü konum itibariyle Ankara Yeni Mahalle'ye bağlı Gazi Mahallesi'nde bulunuyor. Avantajlısın çünkü eğlence mekanlarına yakın olacaksın. Merkezi bir yer yani. Buna bağlı olarak da gecenin geç saatlerine kadar ulaşım imkanı bulabiliyorsun. Başkent Ray gibi, Ankara gibi istasyonlarda oldukça yakınında. Üniversite bünyesinde 12 fakülte var, sayalım hemen. Diş hekimliği, eczacılık, fen, eğitim, hemşirelik, mimarlık, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, teknoloji, tıp ve uygulamalı bilimler üniversiteniz bünyesinde. Şimdi buraya dikkat buyurmanızı rica ediyorum. Fen, eğitim, teknoloji, spor bilimleri ve uygulamalı bilimler merkez kampüste. Diş hekimliği, hemşirelik, sağlık bilimleri Emek kampüsünde. Mühendislik, mimarlık Maltepe kampüsünde. Tıp fakültesi Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı üzerinde. Eczacılık fakültesi de merkez kampüsün hemen yanında bulunuyor. İşte parça parça üniversite modelini bu yüzden sevmiyorum. Böyle bu gibi bazı gıcık yanları var. Çok çok önemli bir konuya daha değinelim hemen. Gazi Üniversitesi'ni 2018 yılında böldüler abicim. Hukuk gibi, iktisadi idari bilimler gibi köklü fakülteler ayrıldı. Onlar artık Ankara Hacı Bayramveli Üniversitesi'ne ait. Videosunu yapınca konuşacağız orayı da. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle güncel olmayan kaynaklara bakarak tercih yapmıyorsun. Pişmanlıklar yaşanmasın lütfen. Keyifli bir üniversite açıkçası burası. Rektörlük binasının çimleri falan meşhur. Teknoloji çimleri meşhur. Buralarda kankalarla sık sık toplanır oturursunuz. Öte yandan Gazi Üniversitesi birçok yerde ülkücü yuvası olarak bilinir. Yani bu arkadaşların yoğun bir üniversite yapılanması var burada, eskisi kadar olmasa da. Ama burada bir parantez açıyorum. Politik meselelere kendini kaptırıp da okula gelme amacından lütfen sapma sevgili beybim ve saygıdeğer bro. Bırak kim ne yaparsa yapsın. Okulu övmek istediğim konulardan bir tanesi de danışmanların egolarından arınmış insanlar olmaları. Kendilerini çokça takdir ediyorum buradan. Söylendiğine göre arkadaşlar maillerini en kısa sürede dönüş alıyorlarmış. Bu açıdan iyi. Aynı şekilde eğitimci kadrosu da full profesyonel insanlardan oluşuyor okulumuza yakışır şekilde. Ama burada bir şeyi de açıklığa kavuşturalım. Bu kurum öğrencisine ciddi bir eğitim vaat ediyor. Dolayısıyla idealleri olan biri değilsen burayı tercih etmeni pek önermem sana. Bitirmekte bayağı zorlanırsın çünkü. O zaman hazırsan biraz da imkanları konuşalım seninle. Kütüphane konusunda üniversitenin bölündüğü yıllarda bir süre kütüphanesizdi burası. O dönemki öğrenciler ders çalışmak için Hacı Bayramveli'nin salonlarına falan giderlerdi ama şu anki kütüphane bilgisayarların bir tık eski olması, ufak tefek internet problemleri gibi başlıkları saymazsak gayet iyi ve yeterli durumda. Yemekhane konusunda tek öğün yemek hizmeti veren, hatırladığım kadarıyla 4,5 lira karşılığında yararlanabildiğin, vejetaryen seçeneği de bulunan ve genel anlamda öğrencilerin hizmetten memnun olduğu bir yemekhanemiz var. Kalacak yer konusunda Gazi Mahallesi zaten öğrenci evlerinin yoğunlukta olduğu bir yer. Kiraları ODTÜ videosunda konuştum, dediğim gibi onlara değinmiyorum o yüzden. Onun dışında yurt düşünürsen kampüs yakınında 3 tane kız KYK yurdu bulunuyor. Otobüste 15 dakika kadar bir mesafede de erkek KYK yurtları var. Civarda özel yurtlar da var ama fiyatlar oldukça yüksek, onu da söyleyeyim. Spor olanakları ne alemde dersen okulda her türlü imkanın var babacığım. Hatta makul ücretler karşılığında aylık spor salonu veya havuz üyeliği falan da alabiliyorsun. 60 lira civarıydı yanılmıyorsam, değişmiş olabilir. Eğlence arıyorsan yine haberleri iyi. Kampüste sık sık etkinlik, aktivite, konser düzenlenir. Öğrenci toplulukları oldukça aktif ve çok çeşitli alanlarda kulüpler bulunuyor. Muhakkak 3-5 tanesine üye ol. Okulun donanım olarak iyi durumda. Özellikle laboratuvarlarını ve teknik imkanlarını çok methederler Gazi Üniversitesi'nin. O anlamda da şanslısın. Bunlar dışında kampüste kafe, restoran, kırtasiye, banka şubesi, market, kuaför gibi olanakların da var. Son olarak eğitim kalitesine de değinip mevzuyu noktalayalım. URAP 2022 başarı listesine göre okulumuz ülke genelinde 8. sırada yer alıyor. Artık gerisi de senin bileceğin dava. Ankara Gazi Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili kafana takılanları yorumlarda mutlaka belir. Tekrar hoş geldin. Beni de şuralardan takip alarak hayatındaki saçma sapan insanlar kontenjanına bir kişi daha dahil edebilirsin. Selametle canım.